Günaydın. Bugün pazartesi. Biz çalışmıyoruz. Burada tatil. Paskalya. Bir gün tatilimiz var. Aynen. Yani haftanın sonumuz 3,5 gün oldu. Şimdi annemleri alıp kardeşime gideceğiz. Orada öğlen yemeği yiyeceğiz. Biraz oturacağız. Çay keyfi falan. Öyle. Şimdi öncelikle nereye gidiyoruz? Nereye alayım? Başka bir yere uğramıyor muyuz? Ne oldu? Benim bir işim var ama. Dubai'ye uğrayacağım. Okey. Hava bu arada çok güzel yine. Şansımızdan tatil yine. 15-17 derece olacakmış bugün. Evet ama güneşli böyle çok güzel. Hani derece bile düşük olsa hava çok güzel. Dün de Gülsüm'ün doğum günüydü. Oraya uğradık. Dün çekemedik. Onlara uğradık aslında ama devam ettiremedik videoyu. Belki onu da ekleriz. Belki eklemeyiz. Aynen. Hani bon plan lider daha önce etiketlemiştim. Videolarda hatırlıyorsunuzdur. Aynen öyle. Şimdi annemlere doğru gidiyoruz. Ve geldim Deli'ye. Hoş geldin. Abonelerimize selam yolla. Kime? Abonelerimize. Aa, bize bakın. Takip edin. Follow. Likeleyin videolarımızı. Çünkü biz sizi çok seviyoruz efendim. Ne yapıyorsun diyorum. Hiç, sigara çiziyorum. Nasıl çiziyorum derken? Yani çiziyorum açıyorsun derken. Açıp reyonu çiziyorsun. Aynen öyle. Bu da yerleştirmenin Fransızcası mı? Çiziyorum. Çiziyorum. İyi. Benim Fransızcam. Hani yani. Paketi çizmekten benim mi? Benim konuşma tarzım. Bana ay. İyi bakalım. Burası da, bunu da göstereyim bu arada. Bakın Le Sultan. Belki de soracağım şimdi. Burası en eski Türk tabası olabilir mi? En eski Türk tabası olabilir mi? En eski Türk tabası. Ruan'da. Evet. 9 senedir biz buradayız. 9 senedir herkese servis ediyoruz. Seve seve. Aynen. Sizi karşılamaya bekleyiz. Yani. Müşteri geldi. Aynen arkadaşlar, burası da Ayşe'nin abisinin dükkanı. Kendisi de yeğeni oluyor. Yani buranın ilk Türk. Böyle işte büfe tarzı sigara, içecek, kahve gibi ürünlerin, şans oyunlarının satıldığı bir dükkan. İşte 9 senedir işletiyorlar. Daha sonra bayağı şimdi 3-5 tane daha Türk'ün olduğu başka dükkanlar da var. Le Sez var, hatırlarsınız. Kazı kazan kazamıştım. Bu şekilde yani. Neyse, bir el salla bakalım. Öpüyorum. Ayşe bekliyor, onu çok bekletmeyin. Tamam. Biz geldik. Yine biz geldik. Yine biz. Hava çok güzel. Görüyorsunuz hala tadilat devam ediyor bahçede. Bakın bu taraflara ağaç döken. Birazdan gösteririz. Cano. Cano ne yapıyorsun şurada? Yerde karşılıyorsun herkesi. Babaları aldık geldik. Aha da yakaladım. Hoş bulduk. Arkadan. Şey yapsana bir zahmet. Oradan ufak ufak parçalar var ya. Ha yaktın mı? Parçalar. Oo, mangal bile yanmış. Yaktım da bir iki tane daha getirsene bir zahmet. Küçük parçalar diyorsun değil mi? Şey için. Bu tahtalar için. Kesilmişler. Bakın böyle terası yeniliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Şuradan şu kadar yere kadar beton vardı. Burası aşağı doğru çukur iniyordu. Böyle teras gibi bir şey yaptılar. Böyle bir manzaraları var. Gayet güzel oldu. Bakın şu aşağısı baraj. O da görünüyor. Ben şimdi rica ettiği şeyi halledeyim. Küçük tahtalardan bulalım da köz olsun. Mangalcıların olmazsa olmazı. Babaylis. Saç kurutma makinesi. Mangalı da yakmış. Topladım bakın küçük odunları. Zemine uygulanan tahtaların parçaları. Zeki! 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 Çok mu özledin beni? Zeki! Yunus Usta! Gözlerimiz hazır sayılır. Bir yandan da burada patates kızartılıyor. Kızlar da içeride hazırlık yapıyor.
Can? Zeki'ye bak Zeki. Can? O şu an şaşkın halde. Dedesi sallıyor. Nasıl ki vallahi düşmeyeceğim de. Şu an alüminyum folyoyla nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Tamamen kapasak mı? Nazayla. Üstü açık mı bıraksak? Anlaşmayla. Neyse üstlerini şöyle... Uzaya balık göndereceğiz. Şöyle yarım kapatalım dedik. Bakalım ne olacak. Yanmış balık. İnşallah yaratmayız ama. Şşt! Vah. Patateslerimiz ne durumda? Biraz yavaş kızarıyorlar ama. Yuf, vallahi çok beyazlar henüz sanki. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bir, iki, üç, dört. Hadi sen de yap. Bir, iki, üç, dört. Balıklar cızırdamaya başladı. Fuzuli balığın yerini tutmasa da özledik Bursa fuzuli balığı. Bursa... Arayıp sorsaydık nasıl yapıyor? Aynen, Gökay'ı arayıp bir sorabilirdik. Gökay bize tiyolar verebilirdi ama meslek sırrı, belki açıklamazdı. O da olabilir. Artık yanık manık yiyeceğiz. Aynen. İnşallah yanmaz ama unutma. Ya. Ne yapıyorsun lan? Ne öyle? Getir hadi. Çok mu ağır? Hatta sabah? Hepsini alıp nereye götürüyor baksana. Hadi suya düşürür ama şeyi. Kenarında boşluk var havuzun. Güneşin tadını çıkarıyorduk. Garibim Yunus. Tırmalıyordu orada bizim için. Bizim kızlar da anca resim çekilsin, selfie çekilsin. Gel gel gel. Şarkını yesinler. Ne söylüyorsun? İbrahim Tatlıses'ten Gel Gel Gümüle Gel. Remix'i. Gel gel gümüle gel. Güzel pişmişse birlikte yaptık. Az pişmişse Yunus yaptı. Ben yaptım. Balıklar yanmış. Bilindeyse yanmış. Keslen. Keslen. Biz yedik doyduk, Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın. Bana laf yetiştireceğine. Bana laf yetiştirecektin çünkü. Allah'ın sopası yok. Aynen. Neyse biz de madem mangalımızı toparlayalım. Ne yapıyorsun Ayşe? Kız Ayşe. Yemeğimizi yedik. Yaşlılar telefonla meşguller şu an. Kendi şirketin mi var? Kimse ihtiyacım yok. Telefon bana yetiyor diyor. Şimdi birazdan çay içip kahve içeceğiz. Ne okuyorsun anne? Facebook'ta bir şey okuyor. Bildirim okuyor. Ne o? Cengiz'in oğlanın yeni şirketi varmış. Hayırlı olsun Cengiz'in oğlanına. Aa, bir dakika, burada mı? Şimdi gördüm daha. Kahvelerimiz de geldi. Osmanlı kahvesi mi bunlar Aydan? Dibek kahvesi. Dibek kahvesi. Afyon'dan mı? Hayır, Antalya'da. Antalya'da. Babam da içiyor. Afiyet olsun baba. Merhaba olsun. Yarasın. Yarasın. Malı'nın üstüne de ciddi yani. Değil mi? Kesene bereket. Afiyet olsun. Pişirenlerin de eline sağlık. Kızlar siz ne yaptınız? Anca yediniz ha. Biz de sofrayı hazırladık, salatamızı yaptık, mezelerimizi yaptık, patates kızarttık. Oo, ne çok iş yapmışsınız ya. Böyle de manzaraya karşı. Evine sağlık, güzel olmuş kaymaklı. Öyle mi? Yani tarzım. Severim de. Tuzlu değil mi?
Tuzlu falan değil değil mi? Hayır. C'est de n'importe quoi cette chanson. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Bahçeden sonra tekrar kapalı alana gelmek biraz koyuyor insanı ama ne yapalım? Bizim de inşallah bir gün bahçeli bir evimiz olur. Allah herkese nasip etsin. Onların da daha bitmedi bahçeleri. Uğraşıyorlar. Hatta o ahşapları gördünüz. Onları yapan ustaları bel fıtığı olmuş, ameliyat olması gerekiyormuş. O yüzden ya ara verecekler ya da başka birini bulmaları lazım yaptırmak için. Öyle bir sıkıntı yaşadılar. Ama 2 senedir işte böyle ilerledi. Bitmek üzere, az kaldı. Az kaldı, çok güzel bir ev oluyor. Bitse rahatlayacaklar. Bahçenin de tadını çıkarırlar, evlerin de tadını çıkarırlar. Biz şimdi gittikçe daha çok çıkarıyoruz, onlar da fazla yaşıyor. Valla öyle oluyor. Biz gidiyoruz, aynen, biz daha çok bahçede zaman geçiyoruz, gidince daha bizim için güzel oluyor. Onlar herhalde hep orada olduğu için onlar için bir şey ifade etmiyor galiba. Öyle. Güneş yordu beni. Evet, benim de yüzüm böyle yanıyor. Nasıl? Şimdi Fener'in maçı başlayacak. Umarız bu sefer Denizli'ye karşı yenilmeyiz. Çünkü rakiplerimiz bize kolaylık sağladı. Galatasaray yenildi Cuma günü 3-0. Dün Beşiktaş yenildi 1-0. Bizim ekmeğimize yağ sürmüş oldular. Biz çok kötüyüz bu sene ama. Yani kötü gidiyoruz ama. Kabul ediyorsun yani. Evet, bu sene hocamızı değiştirdik. İşler yolunda gitmiyor yani. Evet. Takımımız iyi olmasına rağmen güzel oyun oynayamıyoruz bir türlü. Ama bugünden itibaren bir Emre Belözoğlu ile birlikte bir değişim başlar umarız. Bakalım ne olacak. Çok da ümitlenmek istemiyorum. Sonra çok üzülüyorum. Sonra Ayşe bana diyor, Fenerbahçe yenildiğinde hiç çekilmiyorsun diyor. Yani ben zaten konuşmamaya çalışıyorum Zeki ile. Hani gerek yok. Kendisi geliyor zaten yanıma. Yani bana biraz kendine sindirmeye çalışıyor yenilgiyi, sonra geliyor. Aynen, kendime kabul ettirmem lazım. Evet Zeki, yapacak bir şey yok. Yenildiniz. Ben de bırakıyorum ki hani kendine gelsin. Aynen. Bana yaklaşılmıyor bir süre. Moralim çok bozuk oluyor böyle. Yaklaşamıyor değil. Yaklaşmak istemiyorum ki hani kendi kendine bile şey olsun. Aynen. Benim yenildiğimizde işe bile gidesim gelmiyor. Böyle küçüklükten kalan bir şey herhalde. Türkiye'den aynen kalan. Burada kimse mesela makara yapmıyor işte falan. Kimse takip etmiyor Türkiye Ligi'ni ama Türkiye'de mesela öyle sıkıntı olurdu ortaokulda, lisede. O yüzden o zamandan kalma bir şey herhalde. Pazar günleri, hafta sonu yenildik mi, hafta içi hiç çekilmez olur benim için. Neyse. Videoyu çok uzatmayalım. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Evet. İzinli bir günümüzde işte ailece toplandık, bir yemek organizasyonu yaptık. Kayınpederim balık almış, bacan abla sağ olsun pişirdi, onu yedik. Siz de kusurumuza bakmayın, canınızı çektirdiysek hakkınızı helal edin. Diyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olup kanal bildirimlerimizi açarsanız çok memnun oluruz. Ayrıca Instagram hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konulara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Öpüyoruz sizi. Hoşça kalın.